Şu paranın hepsini bir beşlik yapsana. Niye abi, düğünde falan mı dağıtacaksın? Yok oğlum ya, maaşı daha yeni aldım. Çok olsun diye uğraşıyorum. İyi de abi, değişen bir şey olmuyor ki. Tamam olmuyor da benim hanım fazla para görünce çok kazandığımı sanıyor. İstersen hepsini birlik yapayım, bir çuval paran olsun abi. Harika olur valla. Nerede kaldı buz üstü ya? Eli kulağındadır abi, gelir şimdi. Ulan kaç saattir seni bekliyoruz. Yeni araba aldım ya. Onunla uğraşıyordum. İkinci el mi aldın? Çüş! İkinci el araba alacak gücüm mü var benim? Sıfır aldım. İkinci el arabalar uçtu gidiyor. Kimse alamıyor. O elindeki ilaç nedir abi? Unutkanlık ilacını buldum. Kime borcum varsa veriyorum bir tane. Hemen unutuyor alacağını. 4 aydır ev kirası ödemiyorum. Hadi lan oradan. O elindeki ne abi? Söyledim ya oğlum, unutkanlık ilacını buldum. Kime borcum varsa veriyorum, hemen otel alacağını. 4 aydır ev kirası ödemiyorum. Hadi lan oradan. O elindeki ne abi? Basur ilacı. Basur mu? Bende de var. Bir tane versene abi. O elindeki ne abi? Sakinleştirici. Sana gelmez. Bunun paketi kaç para sen biliyor musun? Nereye lan böyle? Nereye gidiyoruz abi? İyi de virüs daha bitmedi ki. Siz hala virüsün olduğuna inanıyor musunuz? Yalan haber, yalan haber. Sırf maske satışı atsın diye yapılan bir algı operasyonu bu. Emnilik asker, bizim asker. Asker gidecek, geri gelecek. Asker gidecek, geri gelecek. O asker böyle giderse biraz zor gelir. Niye abi? Ulan ne sosyal mesafe var, ne maske var birinizde. Aynen abi. Bence siz buradan hastaneye virüs testi yaptırmaya gidin. Bakmayın siz ona. Asker uygulamasında kilolu diye havaya atmadık diye kıskanıyor. En büyük asker bizim asker. Asker gidecek, geri gelecek. Bu ne abi ya? İkinci dalga geliyormuş. Test sayısında bayağı bir artış var. Normal durum. Baksana herkes virüs bitmiş gibi hareket ediyor. Sen şu sakinleştiriciyi ver bakayım. Ne yapıyorsun oğlum? Benim gibi sakin bir adamı bile delirttiler abi. O elindeki ne abi? Gayet iyi.